Bugün Buca'dayız. Merhaba Burhan. Merhaba Nile, hoş geldin. Mustafa Kemal Atatürk'le doğduğu sene bunların hepsi inşa edilmiş. Bir hat istiyorum. Böyleydi değil mi eskiden? İtrail camlarımız var. Evet. Buradan nasıl girecek bir insan? Bu evlerin olmazsa olmazları jumbolar zaten. Merhaba, ben Nilay Cihan, EPA İnci Urla. Bugün Buca'dayız, Buca'ya geldik. Size çok güzel bir köşk gezdireceğiz. Kiminle beraber? Buca temsilcimiz, şirket yetkilisi Burhan Coşkun'un köşkünü birazdan kendisi bizi orada bekliyor. Hep beraber gezeceğiz. Bu sokak yıllarca daha öncesinde Levantenlerin yaşadığı, hatta onların yazlık olarak kullandığı bir sokak. Dutlu Sokak olarak adı geçiyor. Çünkü 10 metrede bir dut ağaçları varmış. Bölgenin bu yakın çevrelerinde de bolca zamanında üzüm bağları varmış. Ve dediğimiz gibi burada Levantenler aslında yazlık olarak bu bölgede yaşamışlar. Şimdi Burhan'ı daha fazla bekletmeden yanına gitmek istiyorum. Köşkün önünde görüşürüz. Merhaba Burhan. Merhaba Nilay, hoş geldin. Nasılsın? Teşekkürler, sen nasılsın? Ben de iyiyim, sağ ol. Evet, Burhan Coşkun ve güzel köşkünü burada beraber gezeceğiz. Burhan, sen de Buca'da faaliyet gösteriyorsun. Evet. Ben doğma büyüme Bucalıyım. 36 yaşındayım. Hı hı. 2011'den beri emlakçılık yapıyorum. Evet. Bizim işin en güzel tarafı böyle köşkler bizim olmasa da gezebiliyoruz. Tüylerimiz diken olabiliyor. Çok güzel. Burhan, 1800'lü yılların sonlarına doğru bu sokakta bu yapıların çoğu o zaman inşa edilmiş. Karşısı 1881, şöyle Ahmet gösterirsen bak, yukarıda kapının girişinde 1881 diye o zamanlar imza bu şekilde atılıyormuş. Peki bu evin yapım yılı? Burası da 1881. Yalnız ne kadar güzel bir tarih, dikkat ettiniz mi? Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk'le doğduğu sene bunların hepsi inşa edilmiş aşağı yukarı. Harika bir zaman. Çok tüylerim benim de şu an diken diken oldu. Çok güzel. Peki. Biraz köşkün özelliklerini anlatabilir misin bize dışarıdan, içeride gezmeden önce? Köşkümüz 319 metre arsa içinde. Hı hı. 125 metreye yakın bir bahçemiz var. Güzel. Yukarıda 4 odamız var. Aşağıda 2 odamız var. 6 oda. Ayrıca müştemilatımız var arka tarafta. 1+1. 6 oda. Bir salon mu, iki salon mu? Altı oda, iki salon var, evet. 319 metre arsa içinde olan binamız 250 metre net kullanım alanına sahip. Peki Burhan, artık içeri girelim mi? Gezelim merak mi köşkü? Ediyorum. Ediyorum. Burhan, bu da bizim bir klasiğimiz. Seni orada bekletiyorum. Hazır mıyız? Çekim 27. Şimdi kapımızın zaten tokmağı bildiğimiz üzere. Köşklerde her zaman gördüğümüz böyle tokmaklar. Yüksek tavanlardan zaten bahsetmiştik. Olmazsa olmaz. Artık içeri geçelim mi? Tabii. Yavaş yavaş. Evet. Önce antremize geldik. Tabii ki köşk dediğimizde zaten geniş antre alanları, holler görüyoruz. Tavan yüksekliğini burada görebiliyoruz. Yukarıdaki işlemeler güzel. Evet, bu arada burada nostalji bir telefonumuz da var. Bir hat istiyorum. Böyleydi değil mi eskiden? Evet, çok güzel. Birini şuna bağlar mısınız? Evet. Santral, ben de şunu bağlar. Evet. Sanırım Burhan orada evet, gördüğümde... Evet, bunu istersen kameraya doğru gösterelim. Evimizin rölesi. Röle ve planımız burada mevcut. Zannedersem burası bir dönem yurt olarak kullanılmış Burhan. Evet, evet, yurt olarak. Alman konsolosluğu olmuş. Evet, öyle bir söylenti var. Muayenehane olmuş dönem dönem. Kantarcı köşkü diye geçiyor aslında. Peki burası. Böyle bir köşkü... Ondan önce de biraz önce karşı komşumuzla konuşurken Mösyö Can diye bir adam kullanmış burada. Sarrafmış ilk kendisi. İlk kullananlar mı acaba? Kiracıymış. Evet. Evet. Ondan önce de çok zengin bir aileymiş burası. Evet.
Çok güzel. Tabii burada çok uzun yıllar bir yaşanmışlık, bir hikaye tabii. var tabii mutlaka. Şimdi tabii köşkü yavaş yavaş odalarını gezmeye başlayacağız. 250 metrekare bir kullanım alanından bahsetmiştik. Evet. Peki gezmeden önce burası kiralık. Ne olabilir burada? Benim kafamda bir sürü canlanıyor ama sen evet. nerelere daha çok yönlendiriyorsun? Şimdi burası 15 gündür ilgileniyoruz. Arayanların çoğunluğu dil kursu, işte restoran, eğitim. Otel. Evet, sağlık. Tescilli bir bina olduğu için Anıtlar Kurulu'ndan tabii proje çizildi. Butik otel olması olanağında. Proje çizilip tabii ki biz binayı hiçbir şekilde zaten burada yani burada bir restorasyon yapacağımız zaman her yeri için izin almamız gerekiyor. Şimdi, önce ben girişte ilk sağdaki odaya geçiyorum o zaman. Şimdi burada kapı detayları var. Evet, burada sanırım yurttan kalma tabii bazı müdüriyet yazılar kullanıyor. Vitrail camlarımız var. Evet. Geniş kapılar zaten. İçeriye girdiğimizde kepenk uygulamasını görüyoruz zaten pencerelerin. Tabii bunlarda bir takım restorasyon işleri olmuş. Mesela buralarda günümüzün laminant uygulamaları var ama sen de bahsettin. Evet. Bunlar tamamen altındaki aslında ilk yapılan rabıtayı, ahşabı korumak için kesinlikle. Bunları üstüne koymuşlar. Evet. Çünkü burası dediğin gibi temin yurt olarak çeşitli amaçlarla kullanılmış. Mal sahibimiz bir ara yurt olarak kullanmış. Hı-hı. Biraz önce de konuşmuştuk. O zaman ilk hali bozulmasın, güzellik bozulmasın diye evin tamamını girişteki fayanslar da dahil olmak Evet, onlar da daha yeni. Evet, kaplama yapılmış. Ama onlar söküldüğünde tabii kaldırdığımızda ilk orijinal halini görüyoruz. Evet. Çok güzel. O zaman bildiğim kadarıyla da bunun da dış cephesi aslında dışarıda bakmıştık. Taş ama üzeri sıva olarak korumaya alınmış yine aynı şekilde. Pekala. Bu odadan çıkıp o zaman diğerlerine geçelim yavaş yavaş. Şimdi eski evlerde zaten en çok gördüğümüz detaylar kapılar. Her zaman günümüzde olmayan dört kapılı vitray camlar. Bu odanın içerisinde diğer odayla hemen hemen aynı metrekarede görüyorum. Ama burada bir şöminemiz var. Ama koruma amaçlı tabii bunu da kapatmışız. Bunu da koruma amaçlı camla kesinlikle. Kapatmışlar. Tabii o dönemlerde doğalgaz ısınma yöntemleri farklı olduğu için şömineler çok daha büyük. Evet. Çünkü evi de odayı iyi ısıtmak amaçlı günümüzdeki görsel yerine gerçekten ısınma amaçlı tabii, yapılmış şöminelerler bunlar. Hala aktif, hala Hı-hı. problemsiz. Evet. İstenildiği takdirde kullanılabilir. Evet. Peki, o zaman bu katta girişte hemen şurada iki odayı gördük. Bu katta yukarıya çıkmadan önce burada bir bölüm görüyorum evet, Burhan. Burası mutfak alanımız. Hı-hı. Burada el yüz yıkamaya için bir lavabomuz var. Evet, bunlar lavabolar buraya yenilenmiş birazcık. Burada sen bahsetmiştin, burada, köşklerde genelde evet, zamanla genelde, hem misafir için bravo, hem de evet, iki mutfak yapılırdı. Evet, misafir Hı-hı. için bir mutfak. Evet. Şurada bir fırın olduğunu tahmin ediyorum ama var mıdır yok mudur bilmiyorum. Şimdi burada evet o kapatılmış çünkü orası. Evet. Buraya kadar geldiğinde de zaten burada bir mutfağımız mutfağı var, görebiliyoruz. Böyle oda yan yana hepsini geçtik. Evet, evet. Burada aslında normalde iki mutfak varmış. Evet. Şimdi sadece bu mutfağı gördük. Burada yine bir lavabo alanı var. Mutfağımız tamamen bahçeye açılabiliyor. Bahçede Hı-hı. servis yapılabiliyor. Evet. O en son zaten aşağıdan bahçeyi mutlaka tamam. çıkacağız. Yukarı çıkalım isterseniz. Tamam, yukarıya çıkalım. Merdivenlerimiz bunlar eski. Trabzan. Trabzanlarımız. Evet. Buradan yukarıya doğru çıkıyoruz. Burada yine bir WC var ve binanın çok ilginç değil mi? Merdiven alanında kalan evet. sadece bir WC var. Tekrar dönüp yukarıya çıkıyoruz. Burhan burada bildiğim kadarıyla 4 oda var. Evet 4 oda. Bu 4 oda için sanırım o zaman oradaki banyoyu evet. kullanmışlar. Ortak kullanmışlar. Evet. Odaların ikisi bu tarafta, ikisi bu tarafta. Sanırım evet. metrekareleri de aşağı yukarı hepsini aynı gibi, aynı evet. duruyor görüntüde. Zaten döneminde bu alanlar her zaman geniş. Evet. Eski evlerimizde. Burada da yine bir penceresi var.
Evet, kepenklerimiz yandaki bahçeye açılıyor. O zaman odalardan sadece birine bakalım. Tabii. Hepsinin metrekaresi aynı, cumbolu, yapıları aynı. Cumbolu balkon. Evet, cumbolu olana bakalım. Ön cephesi, yani evimizin öne bakan cephesindeyiz. Ve bunun buradan bir cumbo çıkışı var. Alaçatı burada, buradan görmüş. Alaçatı buradan görmüş. Anladım. Yani bilmiyorum Alaçatı nereden. Evet. Şu şekilde. Ama sanırım buralarda da biraz restorasyon var. Tabii. Bu alanda da. Ama tabii bu evlerin olmazsa olmazları cumbolar zaten. Dönemde sıkça gördüğümüz. O tarafa doğru baktığımda mesela daha eskilerini de görebiliyorum. Evet, burada birazcık restorasyon yapılmış bu evde. Evet. Bahçeye zaman... inelim mi? İnelim. Bahçeye tamam. İnelim. Evet. Evet. Bahçemiz hemen evimizin yanında. Evet. Ne kadar tahmini bahçe alanımız? 125 metre tahmini. 125 metre. Elektrikli bir panjurumuz var burada. Araç parkı. Araç girişi için evet. Bir alan var. Burada bir yükseltme yapılmış. Evet. Sanırım burada da bir şey için düşünülmüş. Burası anaokulu olduğu zaman çocukların o aktivite alanı gibi yani yapılmış. Evet. Aktivite evet. Yapmaları için. Aynen. Arkada bir yapı var mı? Şurada bir müştemilat gibi. Orada da bir müştemilat evet. Yapımız var. Evinde bahsettiğin personel ya da müştemilat alanı da şu bölüm yukarısı, zannedersem. Evet, boydan boya bir evet. Oda bir salon gibi. Bir oda bir salon bir müştemilat var. 65-70 metrekare bir müştemilatımız var orada. Evet. Burada mutfaktan servis yapılabilir. Mutfağımız burası. Mutfaktan servis yapılabilecek bir alanımız var burada. Burası da mutfak gibi kullanılabilir. Kullanılabilir. 30 metre yakın bir odamız var. Yani aslında bu evde baktığımda çok fazla şeyler yapılabilir. Evet. Yani pek çok yerinde farklı uygulamalar yapabiliriz. Yani. Evin bazı restorasyon, şöyle şu tarafa doğru yürüyelim. Anıtlar Kurulu'ndan onay almamız gerekiyor. Evet, burada tabii ki kafamıza göre hiçbir şey yapamıyoruz. Evet. Bazı şeyler içeride yapılmış, hem koruma amaçlı yapılmış, kesinlikle hem de korunması gereken kullananlar kendilerine göre bir şeyler içeride yapmışlar. Ama dediğin gibi kafamıza göre burada hareket etme şansımız yok. Öyle de olmalı. Güzel olan o. Düşün şurada ki 1800 var. Evet. Burayı da ben şimdi. Yalnız merak... oraya nasıl giriyorlar? Bodrum. Bayağı yani buradan nasıl girecek bir insan? Evet. Enteresan. Bayağı kapısı çünkü küçük çocukların saklanma alanı gibi falan. Sığınak amaçlı da yapılmış olabilir Burhan evet. Zamanında. Eski evet. Evet. Yani tabii çok 1881'den bahsediyoruz. O yıldan günümüze kadar gelmiş bir yapıyı gezdik. Bazı dokunuşlarla çok güzel hale geleceğine inanıyorum. Evet. Burası kiralık bir mülk. Umarım güzel bir kurum veya bir yer İnşallah. Biri kiralar, kıymetini bilir ve burayı çok bence güzel hale getirebilir. Çünkü sokak da çok güzel. Evet, evet. Sokağın güzel. Tümü bu yapılardan oluşmakta. O yüzden çok güzel bir noktada, çok güzel bir yerde. Hayırlısı olsun diyelim şimdiden olsun yeni sahibine. Burhan, istersen kapımızın önüne tekrar evet, geçelim. Tamam. Kapanışı yapalım. Kapının önündeyiz. Evet, sokağa geldik tekrar. Kapının önünde kapanışı burada yapalım. Evet. Köşk çok güzel. Evet. Bugün çok güzel bir ev gezdik. Tarihi bir yere dokunduk. Tarihi bir sokaktayız. Ben çok keyif aldım. Urla Yapı olarak gelmişiz. Bizi davet ettiğin için çok teşekkür çok ederiz. Hayırlısı olsun. İnşallah. Portföy, köşkümüz. Umarım çok güzel bir yer olacak burası. İnşallah. Evet, bir tanıtımın daha sonuna geldik. Güzel bir köşk gezdik bugün. Bu ve bunun gibi diğer evleri de gezmeye devam edeceğimizi söylüyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Ben Nilay Cihan, Epa İnciurla. Ben Burhan Coşkun. Epa Buca. Evet. Hepiniz kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.
Burhan Köş çok güzel. Araba geliyor. Burhan Köş başlattı mı? Bir araba daha geliyormuş. Bir ev tanıtımımız. Ev diyorum bak. Ev mi diyeyim?